Şimdi oran orantıya bakabilmek için önden görünüme geliyorum. Outliner'ı kapatalım. Şöyle. Channelbox'a geldim. Referansı açıyorum arkadaşlar. Şöyle wireframe on shaders'ı açalım. Şimdi bu üçünü seçiyorum. Temizledim. Şöyle getiriyorum. Ve büyüteceğim. Bakalım ne kadar uygun olacak. İlk başta şu objeyi seçelim. Background'ı da seçelim. Şöyle buraya alalım. Böyle olabilir. Buraya geldim. Böyle getiriyorum. Bu da böyle olabilir. Bunu seçerek şöyle getirdim. Yine büyütüyorum. Dördünü seçelim. Biraz büyüttüm. Mesafelerini arttırdım ve şöyle yaptım arkadaşlar. Isolation dedim. Diyorsam. Şimdi bu alttaki objeleri seçtikten sonra perspektif. Bu üçünü siliyorum arkadaşlar. Ya da şu üçünü silelim. Bir tane kaldı. Ön görünüme geldim. Isolation'dan çıktım. Delete history diyelim şimdi. Tekrar yapıyoruz çünkü. Şöyle bakıyorum. Perspektif. Biraz daha geniş hale getirebiliriz. Şimdi front. Yine biraz daha geniş hale getirebiliriz. Böyle küçültebiliriz. Buraya bakalım. Geçiciyi kapatıyorum şimdi. Bunu da geçiciye ekleyebiliriz. Bu arkadakileri silelim. Yine maalesef ki kopyalayacağız. Çünkü memnun kalmadım modelden. Gördüğünüz gibi çok küçük. Insert tek eksende kısıtladım. Şöyle aşağıya getiriyorum. R'ye basarak modeli büyütüyorum. Şöyle bir model olması gerekiyor. Buraya tekrar bir bakalım. Bunu biraz daha küçültebilirim. Ya da şu şekilde kalabilir, fark etmez. Bunu alalım yine. Geçiciden çıkartacağım. Yeni bir layer'a ekledim bunu. Böylece bunu küçültebileceğim. Böyle yaptığımızda biraz daha yukarıya alabiliriz. Geçiciyi açtım. Şimdi buna bakalım. Buraya gelelim. Şöyle burayı seçelim. Daha şurayı komple seçelim. R'ye bastım. Şimdi şurayı büyütelim. Buraya geliyorum. Seçim biraz büyüttüm arkadaşlar. Yani şurayı seçiyorum. Yine perspektife bakalım ki anlaşılsın. X'i kapatalım. Komple şurayı seçtim. 1'e basıyorum. Hatta bir seçim bir kere daha büyütmem gerekiyor. Böylece burayı iki eksende büyüttüğümde şu şekilde bir büyüme olacak. Önden görünüme geldim. X-ray'i açtım. Mouse'un orta tuşuyla şu anda büyütüyorum arkadaşlar. Birebir olmak zorunda değil. Sadece aşağı yukarı aynı olsun. Tek isteğim o. Bunu biraz daha ileriye böyle ileriye alabiliriz. Buraya gelelim. Şöyle bakıyorum buna da. Tabii ki burası küçük olduğunu söylemiştim. Artık bu şekilde kalacak. Tekrar bevel vermek istemiyorum. Buraya gelelim. Şöyle. Çok da farklı değilmiş esasında yaptığımız ama yine de böyle kalsın. Daha büyütelim. Buraya gelin, burayı biraz buraya kadar gelmesi gerekiyor. Enteresan bir şekilde bunu biraz daha büyütelim. Böyle yapalım. Çok büyük olacak çünkü o yüzden tam bir çözüm elde edemedim. Böyle burayı alalım. Aşağı indirelim. Şimdi boruyu sildim tekrar arkadaşlar. Tekrar yapmaya karar verdim. Bunu biraz daha büyütelim. Şunun etrafına getireceğim. Bu şekilde yapacağım. Vertex moddayım. Şöyle şuraya oturtalım. Edge moddayım.
Fixture'ı diyelim R'ye basarak şöyle iç tarafa getirelim sadece. Bevel dedim. 3'e bastığımda şöyle bir objemiz mevcut. Önden görünüme gelelim. Yine kaldıralım. Wireframe on shaded. X-ray. Şöyle bakalım şimdi. Buradan biraz daha aşağıya indirebiliriz. Böyle yapabiliriz. Bu şekilde kalabilir. Şimdi boruyu yapalım. Perspektife geçiyorum. X-ray'i kapattım. Şimdi arkadaşlar boru için tekrar ön görünüme geçeceğim. Bu sefer ön görünümden bunu örmeye başlayacağım. X-ray'i yine açtım. Incremental save dedim. Create. Curve Tools. Biraz evvel 3 taneden bahsetmiştim. Buradaki değerden kaynaklanıyor. 3 tane nokta koyduktan sonra curve oluşturmaya başlayacak. 2, 3. Şöyle yine kenara koyuyorum. Vertex moda geçtim. Bunu seçelim. Şurayı düz yapalım şimdi. Biraz daha getirelim şöyle. Burayı da şöyle yukarıya doğru getirelim. Tabii ki tek eksende oldu bu. Yani şöyle bunu arkaya doğru getirmem gerekiyor arkadaşlar. O yüzden şöyle seçelim. B'ye bastım. Şimdi Soft Selection'da bunu bir deneyelim. Düz kısma kadar getirdim. X-ray'i kapatalım. Ve şöyle getirdim arkadaşlar. Objemize bakalım. Şöyle gelip düz gelecek. Şöyle bakıyorum. Şurayı seçelim. Soft Selection'ı ya da şöyle yapalım. Soft Selection'ı iptal ettim. Buradaki vertex'i alıyorum şimdi. İlk başlangıç vertex'imiz burada. Şöyle getirelim. Bu birazcık aşağı doğru inmesi gerekiyor. O yüzden şunu üçünü seçerek tek düzleme getiriyorum. Birazcık aşağı indirelim şöyle. Buradaki mesafe çok uzun değil ama önden baktığımızda esasında şöyle bir daha önden bakalım. Düzgün gözüküyor. Bu şekilde bırakacağım arkadaşlar. Perspektife geldim. Şimdi buraya geliyorum. Şöyle seçelim. Bunu da buraya getirelim. Yine bunu da getiriyoruz. Şöyle. Burayı düz hale getirebiliriz. Scale'le. Böyle. Buraya gelerek şunu biraz daha geriye alalım. Biraz daha bakalım. Bunu aşağı alabiliriz. Böyle geriye doğru alabiliriz. Büyük bir ihtimalle böyle bir sonuç bizi tatmin edecektir. Şimdi bunu seçelim. İsterseniz yine curve smooth diyebilirsiniz. Burada. Çok fazla oldu. Curve smooth diyelim. İki değerini girelim. Apply diyelim. Bu şekilde smooth olsun. Daha uygun olacaktır. Şimdi circle oluşturalım bir tane. Kusura bakmayın arkadaşlar tekrarladım ama memnun olmadığım zaman tekrar modellemek istedim. Aynı videoyu tekrar koydum çünkü yaptığım hataları da görmenizi istiyorum aynı zamanda. Veya beğenmediğim noktalarda ne yaptığımı. Hepsini tekrar modellemedim ama sadece hizalayarak modeline uygun olmayan kısımlarını tekrar yapıyorum. Şimdi silindiri, daha doğrusu circle'ı seçtik. Yolu seçtik. Surface Extrude. Attributes Editor, Component Pivot, Fix Path. Siyah olması çok önemli değil. Yüzey normalleri ters de istiyorsanız Surface, Reverse Direction dediğinizde eski haline gelecektir. Şimdi bunu küçültüyoruz. Şuradaki ağız kısmına özellikle dikkat edeceğim. Yine front'a gelelim. Bakalım. Uygun gözüküyor. Şöyle perspektife gelelim. Bu model kesinlikle daha iyi oldu.
Outliner'ı açıyorum. Curve'e geldim. Vertex'teyim. Şuradan da Vertex Point'i seçtim. Şimdi Vertex, yani Curve'le uğraşıyorum arkadaşlar. İçerideki çizgiyle. Yüzeyi seçmiyorum. Bunu unutmayın. Surface ya da yüzey bu curve'e bağlı olduğu için, history'yi silmediğim için hala beraberce hareket ediyor. Şunu tabii ki yanlış seçtim. Tekrar aktif etmem gerekiyor. Yanlışlıkla yüzeyi seçtim. Control Vertex. Ve gelelim. Bunu biraz daha geriye alalım. Şöyle yapabiliriz şimdi. Evet, şimdi daha iyi. Obje modundayım. Surface seçili. Şöyle. Modify, Convert, Nurbs to Polygon. Reset, Control Points dedim de, Apply dedim de, şöyle bir artık poligona ait sahneyi kaydettim. Delete History dedim. İsterseniz bunları silebilirsiniz. İsterseniz de Ctrl G ile şöyle Nurbs Group diyebiliriz. Çünkü daha sonra tekrar kopyalayacağız. Şimdi Nurbs grubu da Ctrl H ile kapatabilirsiniz, gizleyebilirsiniz. Bu gruba sonra tekrar oluşturduğumuz Nurbs'leri ekleyebiliriz. Daha sonra ihtiyacımız varsa. Çünkü buradaki bağlantılar devam ediyor. Delete History demedim. 3'e bastığımda şöyle bir görüntüye sahibiz. Bakıyorum. Buraya bakacağım. Evet arkadaşlar, bu şekilde olabilir modelimiz. Şimdi arkadaşlar bunları kopyalayacağız. Şu ikisini seçtim. Üçüncü silindiri seçiyorum. Silindirin merkezi zaten burada. Bu arada 3 objeyi seçtim. Saati, camıyla beraber ve silindiri. Önden görünüme geleceğim. Biraz daha büyüteceğim arkadaşlar. Yalnız şimdi bu şekilde büyütürsem her biri kendi eksisinde büyüyecektir. O yüzden Ctrl Z dedim. Ctrl G diyorum. Grup haline getirdim seçili objeleri. Şuradan Outliner'ı da açalım. Gördüğünüz gibi. Bunların hepsini bir gruba getirdi. Yalnız grubun merkezi burada. O yüzden Center Pivot diyorum. Merkezine taşıdı. X-ray dedim. Şu saate bakarak birazcık şimdi büyüteceğim arkadaşlar. Böyle yapmak daha uygun olacak. Saati biraz daha büyütelim. Sonra silindiri seçtim. Vertex modda bunu aşağı indiriyorum. Silindiri biraz daha büyük olacak. Artık bunu bu şekilde bırakacağım. Tekrar yapmak istemedim. En azından yapılış yöntemlerini biliyoruz. Bu şekilde biraz daha indirebiliriz. Buradaki kayma çok önemli değil. Büyük bir ihtimalle ben vertexleri taşırken bunları seçip yanlışlıkla daha önce taşımışım. İstersem silip tekrar düzeltebilirim. Objeyi ikinci kez geçtiğimizde bozulma varsa onu tekrar düzeltiriz. Şöyle bakıyorum. Bu şekilde kalabilir. Perspektife geçelim. X-ray'i kapattım. Böyle baktığımda bu objeyi biraz daha küçültebilirim. Aşağıya indirebilirim. Önce daha iyi olacaktır. Çok az içeriye alabilirim. İki objeyi seçtim. Silindiri seçtim. Isolation diyorum. Bu iki objeyi seçerek Insert'a basıyorum arkadaşlar. Vertex modda. Bu da bir diğer yolu. Merkeze almak istiyorsanız. Wireframe on Shaded'e bastım. Ve bu şekilde merkeze taşıdım. Böylece bu iki objenin merkezi burası oldu. İsterseniz de Modify Mesh Transformation'dan şöyle bakayım ismine tekrar. Match Pivot'u kullanabilirsiniz. Daha evvel de yapmıştık bunu. Şimdi bu iki objeyi seçiyorum. Shift D dedim. J'ye basarak 90 derece döndürüyorum arkadaşlar. Şuradan bakıyorum. Shift D dedim de transformasyonu hatırlayarak tekrar döndürecek. Şöyle seçelim hepsini. Front'a geliyorum. Unutmayın. Merkezi tam burası şu anda. O yüzden döndürdüm de yine bunun etrafında dönecektir. Ctrl Z. Şuradaki kaymayı birazcık düzeltmeye çalışacağım. Yani şöyle yapacağım. Merkezde döndüğü için herhangi bir sorun teşkil etmeyecek. Yine merkezi burası. Isolation'dan çıkalım. Şimdi şu silindire bakalım arkadaşlar. Çünkü çok büyük. Beyaz silindiri seçtim. Dosyayı kaydedelim. Incremental olarak. Öne geliyorum. Yine X-ray'i açıyorum. Silindirin şu boyutuna bakacağım ilk başta. Şöyle küçültelim. Özellikle şu aşağıya referans aldım. Biraz küçük yaptım. Unutmayın. Şu aradaki mesafeyi yapmaya çalışıyorum. Şuradaki.
X-Ray'den çıkalım. Bu objeyi seçtim. İlk başta bir temizledim. R'ye basıyorum. Şöyle küçültelim. Geriye doğru alıyorum ilk başta. Ne kadar küçük olacağına karar vereceğim. Bu şekilde olabilir. Hatta biraz daha küçültebiliriz büyük ihtimalle. Şöyle olsun. Aradaki mesafe bu yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi tabii burası kısa oldu. O yüzden böyle yine önden bakalım. Hemen hemen aşağısında burası doğru. O yüzden Vertex moda geliyorum. Şöyle taşıyorum. Burayı da şöyle taşıyalım. Bu şekilde biraz büyütelim arkadaşlar. Bu şekilde şunu içeriye doğru alalım. Ve burunun boyutunu birazcık küçültmemiz gerekiyor. Şu ağız kısmını küçülteceğim. B'ye basıyorum. Bu şekilde bakalım. Ya da şöyle yapabiliriz. Ctrl Z ile geri aldım. B'yi kapattım. İlk etapta iyice yaklaştırayım. Çok az. Küçülteceğim. Bu şekilde olabilir. Sadece burayı küçülttüm. Boyutumuz bu olması gerekiyor. 3'e bastığımda biraz daha mesafe olacak. Şimdi bunu da aynı şekilde küçülteceğim. 0.682. Bunu resetleyelim. Nokta 682 diyelim. Biraz daha küçüldü. O yüzden bunu şimdi büyüteceğiz. Şu silindirin merkezini alalım ilk başta. Bunu şöyle taşıyalım. Wireframe on shaded açtım. Insert V. Böyle yanlış yaptım arkadaşlar. Sadece V'ye basacaktım. Ve tamamen merkezinde oldu. Böyle taşıyalım şimdi. Birebir oturacak. Aynı boyutta küçülttüm şu anda. 3'e bastığımda da böyle bir objemiz olacak. Tabii ki buradaki yüzeyleri seçelim. Şu ortayı seçtim. Inverse dedim. Delete dedim. 3'e bastığımda formu koruyacaktır. Ve bu şekilde modeli yaptık. Bu üst tarafı bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir de şuradaki bağlantıda burası şu şekilde, bunu da yapalım. Bu şekilde de bırakabiliriz istersek ama buradaki tübü gördüm, şu açıdan daha farklı gözüküyor. Burayı da yapalım şimdi. Buraya geliyoruz. İlk başta burayı yapacağım arkadaşlar. Yani şurayı. Objeyi temizleyelim. 1'e bastım. Isolation diyorum. Şöyle Edge dedim. Hepsini seçiyorum. Connect diyorum. Şöyle yapalım ilk başta. İki tane atalım. R'ye bastım. Mesafeyi yapıyorum. Çünkü şurada bitecek. Şurada. Şimdi araya geldim. Connect dedim. Reset dedim. Örneğin 12 tane olsun. E'ye basıyorum. Şimdi Edge'ler seçilirken E'ye bastım. Shift tıklıyorum. Komponente geliyorum arkadaşlar. Her birinin lokalini seçiyor. O yüzden şöyle yaptığımda lokal olarak seçecek. Çok fazla yapmıyorum. Az yaptım. Reset diyelim. Yine Bevel diyorum. Şöyle bunun değerini düşürelim. Şöyle bir aralık vereyim. Şimdi aralıkları seçmek zorundayım. En basit yoldan bu şekilde yapabiliriz.
Extrude içeriye doğru alalım biraz. 3'e bastım. Şöyle bir model elde etmiş oldum. Şimdi buraya gelelim. Buraları tamam. Böyle bakıyorum. 3'e bastım tekrar. Böyle kalabilir arkadaşlar. İsterseniz sayıyı daha fazla arttırabilirsiniz. Arayı daha da azalttığınızda daha uygun olacaktır ama ben bu şekilde bırakacağım. Öne zaten bir de bu silindiri koyacağız. Üst tarafa baktım. Üst tarafta da öyle bir giriş yok. Esasında borunun boyutunda. O yüzden böyle iki eksende küçültüyorum iyice. Isolation dedim. Burayı seçip Delete tuşuna basıyorum. Extrude diyorum. W ile yukarıya taşıdım. Extrude dedim. R'ye basıyorum. Böyle içeriye alalım. Tekrar Extrude. İçeriye taşıdım. Sadece şuralara bevel atmamla bu modelin bu kısmını bitirmiş olacağız. Çok da keskin olmasına gerek yok. Objeyi seçtim. Şöyle bakıyorum. Buna da 3 diyelim. Ve bu şekilde modeli bitirmiş olduk. Dosyayı kaydedelim. İlk başta temizleyelim her şeyi. Save'sin dedik. Bu ön tarafı yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burayı yapacağız. Burayla farklı iç kısmı ama ben burayı yapacağım. Daha sonra kopyalayacağım. 10 tane aralık var. O yüzden 30 edge'li bir tane silindir oluşturalım. Şöyle geldim. Rotate the snap açık arkadaşlar. O yüzden J'ye basmama gerek yok. Direkt olarak 90 derece döndürüyorum. Front'a geldim. X-ray'i açalım. Böyle boyutuna bakalım. T'ye basıyorum. Radius'u küçültüyorum arkadaşlar. Hemen hemen şöyle. Perspektif. X-ray'i kapatalım. Height değerini küçültelim. Yaklaşalım. T. Büyük bir ihtimalle bu yeterli olacak. Biraz daha belki ince yapabiliriz. Nokta 1 yapalım biz. Isolation dedim. Her iki edge'de bir. Tek edge'i seçeceğim şimdi arkadaşlar. Daha doğrusu iki edge atlayarak edge'i seçiyorum. Tabii ki 30 yapmam gerekiyordu. Ne? İki edge atlıyorum. Tek edge seçiyorum. R'ye basıyorum. Resetleyelim. World olsun. Ortadan şu hale getiriyorum arkadaşlar. Bir formu verebilmek için. Çok fazla indirmiyorum. Böyle yapalım. Bevel alıyorum. Bu şekilde küçülttüm. Burada üçgenler oluştu. Bunlardan kurtulmak için burayı seçtim. İç tarafı komple siliyorum. Unutmayın bu üçgenler hala duruyor. Front'a geldim. Şimdi bu üçgenleri de şu şekilde siliyorum. Böylece profili çıkartmış oldum. Perspektife gelelim. Ortaya bir tane connectiyorum. Resetledim. Arka tarafı siliyorum. Daha sonra bunu kopyalayabilirim çünkü arka tarafa. Sadece ön tarafla uğraşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi burası aralık. Ama şurayla şurası arasında yani bu aralıkla burası arasında çok büyük bir mesafe var. O yüzden şöyle teker teker soldaki edge'leri seçmeye başlıyorum arkadaşlar. Bu geniş alandaki sola bakan edge'leri. Pensamaya izolasyonu bazen kaybediyor. Tamam, dedim. Move'a geldim. Komponent seçili. Eğer World veya Object olursa veya başka bir Axis olursa tek yönde taşıyacak. Ama komponent olursa her Edge'in lokal yönlerini alacak arkadaşlar. O yüzden bunu iyice buraya yaklaştırdım. Şimdi aşağı kısmı seçiyorum. Mutlaka yapımının başka yöntemleri de vardır. Ama herkesin modelleme teknikleri farklı. Benim şu anda yaparken aklıma gelen yöntem bu. O yüzden bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Ctrl Z diyelim. Seçimden çıktım.
Buraya yaklaşalım. Şimdi bu ortayı seçiyoruz. Birini bilmedim de bazen kaybediyor. Büyük bir ihtimalle Maya kendi tekrar reset atmamı istiyor veya başlatmamı istiyor. Şu anda yapmayacağım. Connect dedim. Nedense atmadı. O yüzden şöyle yapacağım hemen. Connect. Şimdi yeni oluşturduğum edge'leri seçiyorum arkadaşlar. Şöyle. R'ye basıyorum. İki eksiste şöyle birazcık bomba veriyorum. Şuradaki açıyı yakalayabilmek için. Ön tarafı seçtim. İlk başta şöyle resetleyelim objemizi. Extrude diyorum. R'ye bastım arkadaşlar. İçeriye doğru alıyorum. Bu şekilde. Biraz aşağıya indirelim. Bu arada aynı düzlemde olmasını istiyorum. Şöyle R'ye bastım. Aynı düzlemdeler. Aşağı doğru indirelim. Az bir şey biraz daha küçültelim. Burayı yapmaya çalışıyorum. Burayı hatta Circleize diyebiliriz arkadaşlar. Daha iyi olacaktır. Gidelim. Çok fazla olmadı. Buraya da yine şöyle bakıyorum modele de. Ve bir tane de multi cut'la edge loop atalım. Keskin olsun şuradaki dönüş. Yine seçtim. Şurada bir çıkıntı var gibi. Onu da yapalım. Extrude R. Şimdi arkadaşlar 3 tane edge seçiyorum. Şuradan başlayalım. 2 tane atlıyorum. Bu şekilde seçtikten sonra extrude diyorum arkadaşlar. Yeşilden aşağıya indiriyorum. Çok fazla olmasına gerek yok. Kırmızıdan da iyice içeriye doğru alıyorum. Bu şekilde. Böyle edge'ler seçiliyken, şu tabii ki dışarıdaki edge'leri seçmek istemiyorum. R'ye basıyorum. Komponente geliyorum. Böylece yine lokal alacaktır. Komple daha da küçültüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Arkayı kopyalayabiliriz. Çünkü burayı yapmayacağım. Yine arkayı sadece düz yapacağım. Böyle V'ye bastım. Tek eksende kısıtlıyorum. Merkezi tamamen şuraya taşıdım. Split History, Freeze Transform diyelim. Z negatifte mirror yapacağız. Z negatif. 3'e bastım. Şöyle bir görüntü elde ediyorum. Ortadaki edge düzgün. Böyle sildim. Control Backspace. Buradan Delete Edge Vertex diyebilirsiniz. Veya Control Delete'e de basabilirsiniz. Ben buradan Shelf'e attım. Bu arka tarafı yine şu şekilde seçelim. Sildim. Bu şekilde arka tarafı düzenleyelim. Extrude R. Böyle yaptım. Kontrol ile Vertex'e döndürüyorum arkadaşlar. Ve Mesh Tool. Edit Mesh. Merge to Center dedikten sonra 3'e bastım. Şöyle bir arka görüntüm mevcut. Buraya gelelim. Buraya biz o söylediğim biraz evvelki çıkıntıyı verelim. Extrude. Böyle bir çıkıntı olsun. Ortaya gelelim. Connect Reset. W ile biraz ileriye alalım. Böyle bir hafif çıkıntı olsun. İç tarafı geldim. Komple seçiyorum arkadaşlar. Extrude W içeriye doğru aldım. Çok fazla almama gerek yok. İç tarafı seçtim. Zaten daire olacak ama yine de kapatacağım iç tarafı arkadaşlar. Mesh. Fill Hole. Hala bunlar seçilirken
Hafif bir chamfer verelim. Bu tarafta bir iki kötü gözükecek biraz daha. Böyle bakıyorum. Şimdi burayı sert yapalım. Şu anda içerisi kötü gözükmedi ama bakalım. Sonuç ne olacak? Şöyle kontrolle şuralara yine loop atalım. 3'e bastım. Buraları keskin hale getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden böyle bakıyorum. Connect'le yapabiliriz. Seçtim. Light. Kenara geliyorum. Bunu her seferinde bu sol tarafta hatırlayacaktır. Edge moddayım. Ve tekrar teker kenara atıyorum arkadaşlar. Böyle. Köşe iyice sert olsun istiyorum çünkü yanlış yere attım. Bir diğer tarafa atacağım. Connect dedim. Herhangi bir edge seçmem yeterli. Direkt oradaki takip eden eşlere loop atıyor. Üçgenlerin iki tarafına yani edge atıyorum arkadaşlar. Destek edge'i. Tabii ki bu edge'ler devam etmeyeceği için şimdi burası bozulabilir. Ona beraberce bakarız. Ama dediğim gibi burada bir daire var. O yüzden düzgün de olabilir. Daha doğrusu gözükmeyecektir. Çok da uğraşmamıza gerek kalmayabilir. Üçe bastığımda şöyle bir modelimiz mevcut. Böyle bakıyorum. Buradaki dalgalanmayı nasıl halledebilirim diye düşündüm. Ve destek edici atarsak daha iyi olacaktır. Multicut kontrolle. Böyle bakıyorum. Aşağıya aldığım için ve arada mesafeler olduğu için dalgalanmalar oldu. Bu ejderi silelim. Delete diyelim. Görünüm şu anda önemli değil arkadaşlar. Bu ejderi seçiyorum. Şöyle. Böyle getirdim. B oluyorum. Ve bastım. Önce dalgalanmadan kurtuldum. Yani bu içeriye doğru geçişi vermedim arkadaşlar. Biraz daha kısa yoldan düz halde getirdim. Buraya da 1'e basalım. Multicut kontrolü şuraya bir tane loop atalım. Biraz daha belli olsun formu buradaki kutunun. Ve bu şekilde burayı bitirmiş olduk. Şimdi ikinci kısmı kopyalayalım. Yani şurayı yapalım. Daha sonra bu işteki daireyi yapıp arka tarafı da yaparız. Şimdi bu objeyi kopyalayalım. Duplicate diyelim. Böyle taşıyalım. Böyle kalsın şurada. Üç kısmı yapalım. 1'e bastım. Objeyi temizledim. Bir tane silindir oluşturalım. İstiyorsanız bu sadece tek yüzeyi seçtim engon olan. Duplicate dedim. Sadece o yüzey seçilirken isolation diyorum arkadaşlar. Yine temizleyelim. Edit mesh. Circle diyerek hızlı yoldan yine poligon sayısı yüksek ama en azından tekrar uğraşmamak için bu şekilde bir daireyi oluşturdum. Tam merkezinde objenin. Şöyle arkaya doğru gelelim biraz. Şöyle ortaya doğru alıyorum biraz. Eğer illa optimizasyon istiyorsanız arkadaşlar tek kare atlayarak seçip silebilirsiniz. Yine daireyi koruyacaktır. Yani bunu seçip silip ve teker teker silebilirsiniz. Ben şimdi bunu yapmayacağım. Bu şekilde bırakacağım. Zamandan da tasarruf etmek için. Ama bu da ayrı bir optimizasyon şekli. Extrude dedim. Kısmı yapacağım şimdi. Extrude R'ye basıyorum. Şöyle. Yine Extrude. Şöyle ileriye doğru alalım biraz.
R ile şu iki eksende küçültelim. Yine multi cut'la atabiliriz. İsterseniz bevel'da yapabilirsiniz. Kenarlara. Arkaya atmayacağım. Arkayı sileceğim. Böylece arkada açık yüzey olduğundan dolayı yine daire formunu koruyacak. Rahat. Ortaya atalım. Şuraya bastığımda şöyle bir modele sahibim. Büyük bir ihtimalle de bu da yeterli. Şimdi arka tarafa gelelim. Yüzeyi seçtim. Sadece arka yüzeyi sildim. Edge modda geriye doğru gidiyorum arkadaşlar. Böyle. Zaten iç kısım gözükmüyor. En azından kapatabilirim şu şekilde. Böyle olabilir. 3'e bastığımda şöyle. Böyle bir modelim mevcut. Şimdi bu kısma gelelim. Bunun yerine bu objeyi koyalım. E'ye bastım, 90 derece döndürüyorum. Ve bakalım tam 90 derece olsun. Wireframe on shaded'i açalım. Bunun merkezine taşımam gerekiyor. Onu da şöyle yine isolation diyelim. Bunun merkezini bulmak için daha evvel de yapmıştık. Extrude R'ye basıyorum hızlı şekilde. Küçültüyorum. Ctrl ile vertex diyorum. Edit Mesh, Merge Center. Böylece bu silindirin merkezi burası. Bunu tekrar sıfırladım. V'ye basarak buraya taşıdım. Sonra istersem arkadaşlar burayı tekrar silebilirim ama bu şekilde bırakacağım. Şimdi geriye doğru alalım. Şöyle küçültüyoruz. Ya da şöyle yapalım. 3 eksende küçültelim çünkü çok kalın bu. Böyle olabilir. Geriye doğru alalım. Böylece burası biraz daha kısa olacak. Daha çok işime yarayacak. Buraya geldim. Bu objeyi böyle seçiyorum. Seçimi şimdi büyüteceğim. Tamamen buradan ve buradan yakaladıktan sonra delete'e basıyorum arkadaşlar. Ön tarafı da silebiliriz. Isolation'dan çıktım. Tabii ki burayı eklemeyeceğim. Çünkü burayla buranın sayısı farklı. Bu şekilde bırakacağım. Böyle. Ön tarafa bakalım. Isolation dedim. Böyle buraya gelelim. Çiftle burayı seçtim ve sildim. Böylece iç tarafı silebiliyorum arkadaşlar. Aynı mesafede yine burası kaldı. Şimdi buradan extrude vereceğim. Böyle şöyle yapalım. Yine bir circleize diyelim. Tam daire olsun. Veya şöyle yapalım. Sadece burası seçilirken bir circleize diyelim. Tam daire olduğundan emin olalım. Çünkü daire olarak yapacağız. Şimdi extrude diyorum. İleriye doğru alıyorum. Artık tam daire. Yani şurayı yapıyorum arkadaşlar. Çıkartalım. Extrude R'ye bastım. Aşağıya alıyorum. İçeriye doğru biraz aldım. Hatta biraz daha indirebiliriz. Çok fazla olacak. Böyle olsun. Daha da indirebiliriz. Şimdi yüzey seçili böyle seçebilirsem Grow dedim. R'ye basıyorum. İki eksende biraz daha küçülteceğim arkadaşlar. Böylece içeriye doğru geçmeyecek. Sadece bu şekilde küçültme işlemi yaptı. Şu eksende iki eksende küçülttüğüm için Y ve Z ekseninde. Daha sonra da burayı böyle fill hole diyebiliriz. Yani daha da küçültebiliriz. Şöyle yapıyorum. Biraz daha küçüldü. Şimdi fill hole diyelim arkadaşlar. Tekrar yüzey seçili extrude ve aşağıya doğru indirelim. 3'e bastığımda tabii ki burayı keskin hale getireceğiz. Artık biliyoruz bevel. Böyle. Ayarını düşelim. 2 diyelim. Böylece şöyle bir modeli sahip olduk. Sonra ortaya vidayı ekleyebiliriz. Daha sonra vidayla uğraşabiliriz. Şimdi bu şekilde kalabilir. Böylece burayı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir de şurayı yapalım. Bu da basit. Yine bir silindir. Evet. Polygon. Silindir.
90 derece karşıya döndürdüm. T'ye basıyorum. Yine bunu biz 30 yapalım. Bir atlayarak seçeriz. Radius'u indirelim iyice. Evet, indireceğiz. Şöyle şuraya getirelim. Bunun 3'te 1'i kadar küçük. Bunu yapmasak da olur ama artık yapalım. Çok küçük ve arkada kalıyor. Böyle olabilir. Biraz daha büyütelim. Bu şekilde olabilir. Böyle yaklaştıralım. Bakalım yerine. Isolation dedim. Direkt olarak tek atlayarak seçim yapıyorum arkadaşlar. Böyle seçimi yapalım. R'ye basıyorum. Ve merkezde küçültüyorum. Buraları seçiyorum. Bevel dedim. Şöyle aslında şöyle bir obje elde ettim. Büyük bir ihtimalle yeterli olacaktır. Daha ince yapabiliriz. Şuradaki objeyi de yapalım. Bir tane poligon diyelim. Daha doğrusu küp diyelim. Wireframe shaded açtım. V'ye basarak şu ortaya oturtuyorum arkadaşlar. Şöyle küçültelim şimdi. Obje tam nereye geliyor diye. derece döndürelim. Isolation'dan çıktım. Böyle yaklaşıyorum. Şöyle olabilir. Burada yaklaştıralım şöyle. Şöyle bir tane connect'leyelim. Biraz bunu öylesine yapıyorum. Sadece bir bağlantı olsun diye. Şöyle olabilir. Buraya gelelim. Bir tane daha connect atalım. Reset diyelim. Seçtim. Şu edge'i. Buradaki yönünü istiyorum. Lokal aksisi. Komponent dedim. Şöyle. Geriye aldım. Böyle yukarıya doğru kaldırdım. Yanlış kaldırdım büyük bir ihtimalle biraz evvel. Şuraya bastım. Şöyle bir yuvarlak obje elde etmiş oldum. Şöyle bakalım. Sanırım içeride kalmış. Tam ters yapmak istiyordum esasında arkadaşlar. Yani şöyle yapmak istiyordum. Şöyle döndürelim. C'ye bastım. Böylece 15'er derecelikli. Şimdi istediğim gibi dönüyor. 1'e basıyorum. Nedense aşağıya gelmiş. Şöyle düzeltelim bunu. Göz kararı. Modelde bir sıkıntı olmuş arkadaşlar. Yine videonun burasını yine silmeyeceğim. Daha doğrusu kesmeyeceğim. Direkt nasıl düzeltebiliyorum onu göstermek istiyorum. Böyle sildim. Tekrar kübü elde ediyorum. Buraya fill hole diyelim. Şimdi buraya bir tane multi cut'la edge atalım. Tabii ki vertexlere bakmam gerekiyor. Şurada boş vertexler var. Onları da sildim. 8 tane vertex etmesi gerekiyor. 8 tane vertex. Şimdi düzgün çalışacak objem. Tool'larım. Böyle. Extrude. İleriye doğru alalım. Ve de yine şimdi connect diyelim. Buradaki edge'i seçip ileriye doğru alıyorum. Buraya geldim. Connect dedim. Bir tane yapalım. Şimdi birazcık kalınlık vereceğim. 3 dedim de şöyle bir objeye sahibim. Böyle kalabilir. 5 derece olsun. Biraz büyütelim. Büyütelim biraz. J'ye basıyorum.
Böyle küçülttüm. Burayı da şöyle oturtacağım arkadaşlar. Birazcık büyütebiliriz. Ctrl Z dedim çünkü komponent olarak duruyor bunu. Obje diyelim veya world diyebiliriz. Şekilde kalabilir. Biraz daha ince hale getirebiliriz. Buraya bir dedim. Şöyle bakıyorum. Buradaki vertexleri seçelim. R dedim. Obje olarak istiyorum. Zaten şöyle yapalım. Aşağıdaki iki vertex seçiyorum arkadaşlar. Objenin. Buraya da obje diyelim yine. Yani wireframe'e geçti. Şurayı seçip sadece yukarıya kaldıracağım. Biraz daha belki anlaşılır olur diye. 3'e bastığımda böyle yapabiliriz. Tabii istiyorsan burayı biraz daha keskin yapabilirim. Yine yapalım onu. Multicut. Böyle bir tane de buraya ortaya edge atalım. Biraz daha formu koruyacaktır. Isolation diyelim, 1'e bastım. Buraya geldim. Bevel dedim. Direkt olarak şöyle bir obje oldu. En azından tuttuğunu belli ediyor. Şuradaki sadece geçişi düzeltelim. Aşağı doğru alıyormuşum yanlışlıkla. Yeşilden tutmalıyım. Böyle olabilir arkadaşlar. En azından bir şeyin orada tuttuğunu gösteriyor. Böylece burayı da bitirdik. Arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. İzlediğiniz ve destek olduğunuz için teşekkür ederim.